Organ nakli. Bu nasıl gerçekleşir? Organ nakli ancak bir hastanın hastanede vefat etmesiyle mümkün olabilir. Hasta örneğin şiddetli beyin kanaması veya kaza sonucu hayatını yitirebilir. Hasta hastanede yatıyor veya solunum cihazıyla teneffüs ediyor. Doktorlar öncelikle hastanın iyileşmesi için tüm imkanları seferber eder. Ne var ki bazen hasta artık iyileşemeyecek kadar kötü haldedir. Hasta vefat etmek üzeredir. Hasta öldükten sonra belki organlarını veya dokularını bağışlayabilir. Doktor donör sicilini sorgular. Buna hastanın ölümü gerçekleşmeden henüz birkaç saat önce müsaade vardır. Donör sicilinde hastanın yaptığı seçim kayıtlıdır. Doktor hastanın seçimini ailesine açıklar ve devamında izlenecek süreç hakkında aileyi bilgilendirir. Organ bağışı hakkında geniş bilgi sahibi olan özel bir hemşire aileye rehberlik yapar. Bu arada hastanın ölüm hali saptanmıştır. Vedalaşma anı gelmiştir. Bu donör ameliyatı öncesi veya sonradan yapılabilir. Bir kişi donör olmaya karar verirse doktor o kişinin organlarının ne durumda olduğunu inceler. Özel geliştirilmiş bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla nakledilecek organın en iyi kime uygun olacağı tespit edilir. Tespit edilen hastanın acilen hastaneye gelmesi gerekir. Nakil ameliyatı başlar. Ameliyat hastanede doktorlar ve ekibi tarafından yapılır. Ameliyat 3 ila 6 saat kadar zaman alabilir ve bazen doku nakli yapılacaksa daha da uzun sürebilir. Doktorlar ameliyattan sonra ölen kişinin bedeninin defin için iyi görünür şekilde olmasını sağlarlar. Donör ameliyatı sonrası merhumun bedeni yine aileye devredilir. Devamında ölenin cenazesini veya yakılacağı anı aile belirler yaklaşık 6 hafta sonra organ naklinin başarılı seyredip seyretmediği aileye bildirilir. Daha ayrıntılı bilgi istiyor musunuz? Web sitemize bakınız.